Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertipteki haberlerini huzuruna olsun. Işıklarımız, kanalımızı da kıtanlar ekranımız olsun. Hong Kong'da sahiye hadimlerimi hükümetki karşı namayışlarını kollab yürüyüş kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Xitay'nın Hong Kong alahide memuri rayonundaki aldın Katar'daki doktorhanlardan birisi bulgan Prince of Wales doktorhanesinin yüzligen hadimi, yüzlerge karıranlık operasiya maskelerini takışıp, şuarlarını toğlugan halda insan zinciri şekillendirip yürüyüş kıldı. Namayışçılarının taleplerini tuluk kamdaş arkalık meselini halkalış kereklike hakkıda hükümetki çakırık ilan kıldı. Yeni bir taraftan Hong Kong'da 500'ge yakın doktorunun imzası bilen işki gezitti ilan kılıngan mektupta, sakçılarının krizki tutkan pozisyasının normal buluşu ve zoravallıkların evic aldırılmasılığı kerehliki bildirildi. Bu aralıkta sakçı idaresi mesulü T.S. Chunchong rayonda iyun eğidin buyan ötküzülgen namayışlarda nazaratki elinğallar sahnenin 253 kişiye yetkerlikini ilan kıldı. Tutkularını Xitay'a kaytırıp beriş kanun teklifine karşı başlanan namayışlar 15. haftasiga kadem koyganda tünügün Hong Kong'daki hükümetki karşı gruplar arasından ammevi kişilik hukuk fironti kan kölemlik namayış uğrullaştırdı. Hong Kong hükümeti tünügün mınlıgan namayışçı katnaşkan hükümetki karşı namayışlardan kin zoravallıqının halkılı çaresi emestikini ilan kıldı. Namayışçılar kanun teklifinin pütülleri emelden kaldırılışıdan başka yana namayışçılarga zoravallıq kılgan sakçılarının tekşürülüşü üçün müstakil komitet kuruluşu tutkun kılıngan namayışçılarga umumiyüzlük keçürümname ilan kılış. Namayışlarını kozgılan dep ataşını toktutuş ve yeniden siyasi islahatlarının başlanışı gereklikini talep kılmakta. Kahraman Maraş, Xitay bilen imzalıgan dostluk kilişimiden vazgeçişke çakırıldı. 15. sentyabr Maraş aktif haberde malum buluşa Türk Ocakları Kahraman Maraş şöbesi, Kahraman Maraş şehirlik hükümetki mektup yazıp, Kahraman Maraş şehirlik hükümetinin Xitay bilen tüzgen dostluk kilişim namesinin vazgeçişini talep kıldı. Türk Ocakları Kahraman Maraş şöbesi Muhafizet Komitet Reisi Doktor Mustafa Türk imzası bilen bu akta yazın bayanat ilan kılındı. Bayanatta Kahraman Maraş Xitay'nın Yiwu şehri bilen dost şehir buluş kilişimige kol koygandayken, Doktor Mustafa Türk Kahraman Maraş şehirlik hükümet bilen bu mesele hakkıda bivasit görüşünü talep kılgalıqı. İşke hafta saklıgan bosumu bırak şehirlik hükümet Doktor Mustafa Türk'nün iltimasına cevap vermegeldi ki, ahırda Kahramanmaraş şehirlik hükümetki mektup yazıp, Kahramanmaraş şehirlik hükümetinin Xitay bilen imzalıgan dostluk kilişim namesinden vazgeçişini talep kılgan. Mektupta Xitay'nın Şarkı Türkistan'a tecavüz kılgınlığı 70 yıl bolganlıkı. Xitay bu ceryanda Uyghur Türklerge her hıl bastırış siyasetlerini yürgüzüp, onlarını asimilasiya kılışka urunup gelgeldi ki, yakınki yıllarda Xitay'nın Şarkı Türkistan halkı üstünün yürgüzüvatkan basturist siyasi teyhamı küçüğe geldi ki. Xitay Şarkı Türkistan'da lagırlarını kurup, Uyghur Türklerini tutkun kılıp, insanın aklıgi geçmegen vasıtlar bilen Şarkı Türkistan halkını dinidin, milli medeniyetidin vazgeçişki mecburluğa geldi ki. Lagırlarda nurgun Uyghur Türklerinin öldürülü geldi ki, Şarkı Türkistan halkının kini bilen boyalgan Xitaylar bilen dost buluş, Türklerge nispeten bir numus işgeldi ki. Şunun için Kahraman Maraş Xitay bilen imzalıgan dostluk kilişimidin çekinişi gereklikini tilga algan. Kazakistan'da Xitaylarının öktemliki evciği çıkmakta. 16. sentyabr Kazak haberleri doğru bergen haberde bildirilişçe, Kazakistan'daki Xitay köçmenleri Kazaklarga silerini öldürüp tövlü manlarını tövleyimiz digen. Kazakistan'daki köçmen Xitaylar Kazaklarının otlak yerinden kesip ötüp yük toşugan. Yerinin egeleri Xitaylarının maşinesini tosup ötküzmestik üçün yolda turvalgan. Xitaylar Kazaklarının otlak yerlerini buzuvetkerlikine azdep, özünün hakkını koğdap, bizden yerini maşine haydap buzuvettinler. Yolunu başka yerden elinler diyen Kazaklarga, bu yerde sellerinin yerin yok. Seller tağda ösüp yitilgen hayvallar. Biz sellerini öldürüp tölümanını töleyimiz dep, gürcek sapları bilen urup, bir ayalının kolunu sundurgan, hem de çaçlarını yulgan. Başkalar Kazak ayalını himaye kılıp Xitay'ını tosup algan bosumu yani gürcek sebebilen urgan. Kazak ayal zahmelengenlik sebeplik doktorhanığı kirip kalgan. Vakadı başka erlerimi Xitaylar tarafından urup zahmelendirilgen. Kazak akbaratlarda Xitaylarının künsiri eşivatkan bu öktemliklerge karata hükümetinin hazırgıcı hiç kandak hareket kılmasının sükut tutuluşu halık arasıda narazılıklarını küçeyti vatkallıkı bildirildi.
Yaponiya Nippon TV'nin Beijing mas'uli Ma'rif cemiyetini ziyaret kıldı. 16. sentyabr Yaponiya Nippon televizisinin Beijing turuşluk mas'uli Daisuke Yokoshima efendi Sharq Turkiston Ma'rifi hamkorlik cemiyetini ziyaret kıldı. Mehmonlarni Sharq Turkiston Ma'rifi hamkorlik cemiyeti raisi Hidayatullah Og'izxon bilan muavin rais Musajan Ar cemiyetinin merkezi ishxonasida kutib oldi. Uchrashuvda Sharq Turkistonning oxirgi vaziyati va Turkiyadagi muhojirlarning ahvoli haqida suhbat olib berildi. Yana bir tarafdan bugun Ma'rif jamiyatini Malayziya Pertu Buxan Ikram jamiyati mas'ullari ziyorat qildi. Ziyorati o'xshashlar Sharq Turkistonning oxirgi vaziyati va Turkiyadagi muhojirlarning ahvoli shunaqa qilinishga tegishli o'rtaq xizmatlar haqida suhbat olib berildi. Xitoy Uyg'ur bolalarining oilasi bilan jam bo'lishiga darhol yo'l qo'yishi kerak. Kishilik huquq ko'zish tashkiloti 16 sentyabr kuni dokument e'lon qilib, Xitoy rejimini atalmış yataqlıq maktablar va yetimxonalardagi Uyg'ur bolalarining darhol oilasi bilan jam bo'lishiga yo'l qo'yishga chaqirdi. Dokumentda qayd qilinishicha, Xitoy rejimi Uyg'ur va boshqa musulmon turk millat bolalarini oilasidan zaruriyatsiz ayirib etishdek bu qilmishiga darhol xotima berishi kerak ekan. Xitoy rejimining 2017 yili boshlangan atalmış terrorlik radikallikka zarb berish harakatida 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon turk millatlar tutqun qilinib, lagerlarga qamalgan. Nurg'un kishi qamoq jazolariga mahkum qilingan edi. Dokladda Xitoy rejimining tutqun qilingan yoki chet ellarga chiqib ketgan sonsizligan kishining farzandlarini ota-onalarining ma'qulligisiz davlat idorachiligidagi bolalar paravonlik o'rinlariga va yotoqlik maktablarga yig'ib olganligi ta'kidlandi. Dokladda mazkur tashkilotning Xitoy bo'limining direktori Sofiya Richardsonning so'zi naql keltirilib, Xitoy rejimining bolalarni majburiy ayirib etishi balki Sharq Turkistondagi bostirishning eng rahimsiz elementidir. Bolalar darhol Xitoyda turishliq urug' tuqqanlarning beqishiga qaytirib berilishi yoki chet ellardagi ota-onalari bilan jam bo'lishiga yo'l qo'yilishi kerak deyildi. Dokladda yana hukumat hujjatlarida bolalarni davlat egaligidagi bu o'rinlarga avatish to'g'risida intayin oz uchur borligi eskartilib, bu hujjatlarda kimlarning ma'qulligini elish kerakligi, buningga qaysi hukumat organlarining mas'ul ekanligi aniq ko'rsatilmaganligi, o'zlarining ilgari ba'zi yerlik doiralarining yetim bolalarni to'plash to'g'risida yuqori darajalik organlardan sonliq vazifa topshirib olganligini xabar qilganligi bildirildi. Dokladda qayd qilinishicha kishilik huquq ko'zish tashkiloti bu dokladni tayyorlashda farzandlar bilan aloqasi uzilib qolgan chet eldagi 5 oilani ziyorat qilgan. Kambrij munbirida Sharq Turkiston masalasi kun tartibiga keldi. 16 sentyabr kuni Amerika Kambrij munbirida Xitoyning Sharq Turkiston, Hong Kong, Tayvan va butun dunyoga keltirayotgan tahdidi haqida yig'in ochildi. Yig'inga Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkiston milliy uyg'unish harakati raisi Salih Xudoyar va tashkilotning ijroiya mudiri Kyle Olbert qatnashdi. Salih Xudoyar va Kyle Olbert ayrim-ayrim holda Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan vahshiyliklari va jazo lagerlari haqida ma'lumot berdi. Yig'in oxirida yig'in riyosatchisining boshchiligida qatnashuvchilarning har xil savollariga javob berildi. Pokiston bosh ministri Imron Xon yana bir qatim Uyg'ur masalasidan xabari yo'qligini bildirdi. Pokiston bosh ministri Imron Xon Uyg'ur masalasida ikki xil o'lcham qo'llanib, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan muomilasiga ko'z yumish bilan ayblanmoqda. Imron Xon yaqinda Qatardagi Al Jazeera televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda yana bir qatim o'zining Uyg'ur masalasi haqida ko'p narsa bilmaydiganligini bildirdi. Halbuki Pokiston texi yaqindala islom allarini o'z ichiga olgan 37 davlatning Birlashgan Millatlar Tashkilotiga topshirgan maktubiga imzo qo'yib, Xitoyning Uyg'urlarga tutgan siyosatini qo'llaydiganligini bildirgan edi. Al Jazeera televiziya kanalining 14 sentyabr kuni tarqatgan ziyorat programmasida Imron Xon mazkur televiziya kanali muxbirining Xi Jinping bilan Uyg'ur masalasini hech muzokara qilib baqqan yoki baqmaganligi haqidagi savoliga o'zining bu masala haqida ko'p narsa bilmaydiganligi, Beijingning Islomobodning eng yaxshi do'sti ekanligini ta'kidlagan. U: "Yo'q, men undoq qilib baqmadim. Hozir bizning o'zimizning nurg'un ichki masalamiz bor. Shunga bu masala haqida ko'p narsa bilmayman" degan. U yana muxbirning musulmon Uyg'urlar duch kelayotgan muomila haqida ilgirlab so'ragan savoliga: "Hozirgi mening mas'uliyatim Pokiston xalqi. Shunga mening birinchi nomerli vazifam mening o'z davlatimga yordam qilishdir" degan. Bu Pokiston bosh ministri Imron Xonning Uyg'ur masalasidan xabari yo'qligini tunji qitim bildirishi emas. U bir qancha oyning oldida Maliya vaqtigasining ziyoratini qabul qilganda bir qatim o'zining Uyg'ur masalasidan xabari yo'qligini bildirgan. Hindistondagi Osiyo xalqaro xabarlar to'rining bildirishicha
İmran Xan'ın sözü Pakistan'daki bazı jurnalistlerinin mesxiresine uçurgan. Pakistanlıq jurnalist Taha Sidqi Twitter'da İmran Xan'ın sözünü tənqidləb, onun Kəşmirdeki Müslümanlar bilen Uyğur Müslümanlarına iki xil ölçəm kullanğanlığını əyibləgən. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kadar bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şuna kadar program ahırda ekran arkasındaki barlı hizmetleştirme köptün köp rahmet eytimen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.